Balık ve yükselen balık burçlarıyla devam ediyoruz. Sevgili balıklar, bu hafta tutulmanın etkisiyle çok çetin ceviz bir hafta geçireceksiniz. Yani nasıl bir şeyler anlaşma imzalamak zorundaysanız lütfen o maddeleri, her maddeyi ayrı ayrı belgeleyin ki karşınızdaki kişilere bak sen bana bunu yapmıştın diyebilmeniz için. Öncelikle tek uyarım budur. Bu hafta aşk ve ilişkiler konusunda ve para konularında birazcık kendinizi kenara çekmeniz gerekiyor. Özellikle aşk konularında tam olarak ne yapmak istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Karşınıza biri çıkıyor olabilir ama doğru kişi olmayabilir gibi gibi. Yani kandırılabilirsiniz. Sizler çok duygusalsınız, çok naifsiniz gibi. Yani bu süreçte lütfen artık bir şeyleri görmeye, bir şeyleri artık ponçik değil de daha gerçekçi ve mantıksal yaklaşmaya çalışın. Dediğim gibi iş anlaşması yapacağınız, iş kararı vereceğiniz kişiler varsa bu dönemde illa da karar vermeniz gerekiyorsa lütfen maddeler halinde ezberleyerek ve doğru dürüst yani bir şeyleri belgeli yapın. Bir karar vermeniz gerekiyorsa onu mantıklı bir şekilde düşünün. Duygusal bir şekilde değil. Gerçekten önemli bir süreç içindesiniz. İkizler burcundaki bu tutulma sizin kök aileniz, baba parası, baba tarafı ya da işte sülaledeki maddi kaynaklar, yatırımlar, miraslarla ilgili konularda karşınıza çok önemli fırsatlar çıkartabilir. Taşınma, alım, satım konuları, belki evde bir değişiklik, işte belki böyle hayatınızda farklı alanlarda nokta atışları karşınıza gelebilir. Bu süreçte lütfen aileye karşı biraz ılımlı olmaya, aileye karşı daha verimli, daha yaklaşık böyle daha sıcakkanlı, daha sağduyulu yaklaşmaya özen gösterin. Sizler bu süreçte, evet küpemi de düşürdük. Ben her programda sürekli ya tablo ya küpe artık böyle şeyim hani bu retro ve tutulma döneminde sürekli bir şeylerimi kaybediyorum. Sürekli her program bir kazayla karşılaşıyoruz. İnşallah yani kafama bir şey düşmesin, gerisi önemli değil. Yani sevgili balıklar bu süreçte birazcık duygularınızı geri plana atarak mantıkla ilerleyin diyoruz.